Bismillahirrahmanirrahim. Allah dostları şöyle demişlerdir. Aklı cüz ki insanın aklıdır. O Mevla aşkının işinden hayret eder. Onu anlayamaz. Aşkın 72 divaneliği vardır ve onlar iki alemden de yabancıdır. Aşkın kendi gizli divaneliği ise açıktır. Aşıkların canı onun hasretinden yolları gözlerler. Mevla aşkı bir yokluk denizidir ki aklın ayağı kırılmıştır orada. Aşk hakikate erdirici şaraptır. Hem her dosta o şarabı sunan da odur. Aşk önce aşıkla kanlı bıçaklı olur ki dönek olanlar işin başında belli olsun, dönsün. Aşk aşığı istila edince aşığın gözünde kıymetli olan her şeyin değerini düşürür. Ekmek olsa da olmasa da aşk aşığın gıdasıdır. Sadık olan vücuduna bağlı olmaz. Onun kölesi olmaz. Aşığın vücudu ile işi yoktur. Onun sermayesiz kârı çoktur. Aşıklar yoklukta çadır kurmuşlardır. Yokluk gibi tek renk ve tek can olmuşlardır. Aşığın yoklukta gördüğü şey vardır. Nitekim akil üzümde şarap görmüştür. Aşık ölmeden önce ölmüş ve ebedi bir aşkla sonsuz hayat bulmuştur. Aşığın hep boynu kırık, kendi de gam ve hüzün ağına tutulmuş olur. Aşığın sevinci aşağılanmak ve eziyet çekmektedir. Nitekim Akil'in huzuru da yükseklik ve şereftedir. Akil'in itaati isteksiz ve zorladır. Aşığın itaati ise severek ve isteyerektir. İsteyerek geldiler. Emri aşıkların baharıdır. Zorla geldiler de akillerin yularıdır. Akillerin hakka muhabbeti bir sebepten dolayı, aşıklarınsa saf dostluk içindir. Akil olsun, aşık olsun, Mevla kendine talip olanı cezbeder. Lakin aşıklar dert ve gamın acılığını tatlı bulur. Onların mihnet ve elem zindanında da gönülleri neşelidir. Aşağılanmaktan, hakarete uğramaktan zevk alırlar. Dünyada şeref ve yükseklik aramazlar. Aşk, Adem atamızdan bize miras kalmıştır. Ukalalık, kalbe şeytan vasıtasıyla gelmiştir. Ukalalık, koca okyanusta yüzmeye kalkmaktır ki bu ruhun helakidir. Aşksa aşıklara Nuh'un gemisi gibidir. Aklın anlayışı zan ve haberden ibarettir. Aşkın hayreti ise görmektir. Bil ki aşka aklı kurban edenin maşukun yüzüne hayran olmaması mümkün değildir. Aşkla akıl çaresiz bir zavallı olur. Nitekim güneşin doğmasıyla kandil manasını kaybeder. Akıl ancak bir zabıta amiriyken aşk sultandır. Akıl bir gölgedir ki aşk ona parlak bir güneştir. Aşığın gam ve sevinci maşuktur. Her hizmetinin karşılığı odur. Aşık ki maşukundan başka şeye de taliptir. O aşık değil, nefsinin ve hevasının peşine düşmüştür. Allah aşkı bir ateştir ki aşığın kalbinde kendinden başka şey bırakmaz, yakar. Aşksız geçen ömür beden için tehlikeli bir yüktür. Mevla'yı unutmak ölümden farksızdır. Aşkın yüz türlü naz ve kibri olur. Aşk ancak yüzlerce nazla ele geçer. Allah aşkı vefanın menbaıdır. Aşığın kalbi onunla safa bulur. Aşığın kemali ölüm ve yok olmadır. Kendini yok bilen aşığın cananını kendisi sanıp ona tazim ile hicap duyması ve muhabbetle neşe duyması da aşığın şanındandır. Aşkın 100.000 kanadı vardır ki her biri arşın üstünden toprağın altına gelirler. Mevla aşkı kavga ve vesveselerden ağzı bağlar. Aşkla konuşan nefs dilsiz olur. Mevla'ya aşık olan ondan başka hiçbir şeye iltifat etmez. Kendisi için yararlı ve yararsız olanı gözetmeyip aşkın peşinden gider. Onunla maşuğunun hoşnutluğuna kavuşur. Mevla aşkı aşıkların piridir. Her çaresiz ve ümitsizin yardımcısıdır. Bütün alemin işlerinin nizamı onun idaresindedir. Aşığın yolu yok olmak ve yokluk semasına yükselmektir. Aşık kendi vücudundan çıkar.
ve aşkla var olur. Aşk ve kanun, nizam bir gönülde barınmaz. Aşığın insanlarla hiçbir işi olmaz. Aşk kahredici bir mülkün sahibidir ki aşık onun titiz hizmetkarıdır. Aşk bir arslandır ki aşık onun avıdır. Aşka av olanlar kendilerinden kurtulur. Hürriyete kavuşurlar. Aşk esen bir yeldir ki aşıkları önüne katmıştır. Aşk şarap akar bir seldir ki aşıklar canlarını o sele atmışlardır. Aşığın kimseyle uğraşı yoktur. Kendi kalbinin dışında olan hiçbir şeyi bilmez. Aşık kimseye aldırmaz bir sarhoştur ki yalnızca maşuğuna itaat eder. Onun hali budur. Aşık aşk hayatı ister. Can istemez. Aşk şarabı ister. Su da ekmek de istemez. Aşık kendi varlığını unutmuş ve içi aşk şarabıyla dolmuştur. İşte o çanaktan o şarap sızmış ve aşka ait bir noktayı koca bir kitap yapmıştır. Noktası bir kitaptır aşkın. Zerresi bir güneştir aşkın. Bir damlasında bütün kainat boğulur. Zerresinde her iki cihan gizlenir. O pak aşk ile insan, insan olur. Yüce ve kamil bir mürşid olur. Aşıkların göz nuru aşktır. İrfan yoluna girenin arkadaşı ve burağı da aşktır. Gönülde aşka giden gizli bir işaret vardır. İnsanın zatı da aşkın tecelli yeridir. Her kim aşk elinde esir olduysa başkasına gidecek bir işaret olmamak gerek. Aşk divane eder insanı, onu her alakadan kesmek için. Zira dünyaya bağlanmak Mevla'nın dostluğuna manidir. Aşka köle olan aleme padişah olur. Aşk derdiyle şad ve gönlü neşe dolu olur. Aşık olan tevekkül ehli olur. Gide gide mertebelerini bulur. Bir gün olur, sırlar keşfolur da aşk ile can gözü açılır. Hep eşyanın hakikatleri görünür de nihayet Mevla'nın perdesi de açılmış olur. Eğer bir noktaya baksa onda topyekün cihanı seyreder. O nokta cihanı gösteren camı olur. Zerre de gönlünü ferahlatan güneşi olur. Bu sırda akıl ve can hayrete düştü ki o noktaya cihanın bütün ilimleri sığar. Alem içinde o Resulün nurunun hakkı için aşığın gözünde dertli adam ol. Ey basiret gözünü açan ve ey cihanda aşk yoluna giden. Mürşide aşk olunca insanın ibret yüzü açılır onun. Zerre bu yayılmış nura pencere olur. Damla da engin denize mahzen olur. Ruh alemini tenden seyreden aşk nurunu görür bu pencereden. Aşağı bu vücut perdedardır. Hem can gözüne kaçmış tozdur bu vücut. Aşık olmak mutlak yok olmaktır. Aşk ateşinde yanıp kül olmaktır. Batın ehli ola gör ey aşık ta ki sırlara yol bulasın. Dilberin güzel yüzünü görme, çekin bundan. Şekle, surete bakma, hale bak. Sana layık mıdır o ki dostun ola? Kan, kemik ve bir deriden ibaret. O ki Mevla'ya dost oldu, işte o gönül Kâbesinde güzel nuru buldu. Allah dostları şöyle demişlerdir. Aşkın eleminden uzak kalan gönül, gönül değildir. Gönül derdini çekmeyen beden su ve topraktan ibarettir. Aşkın esiri olan her gamdan kurtulmuştur. Onun gamıyla yaşayan daima gönül huzuru içinde olur. Cihan aşk kavgasıyla fitne doludur. Felek aşk kazancıyla şaşkına dönmüştür. Aşk şarabı insana hararetle mestlik verir. Bundan başka şaraplar donuklukla bencillik verir. Aşk ile aşık tazelik, canlılık bulur. Ona katılmakla hep söylediği hayır olur. Mecnun ve Leyla bu şaraptan haz almıştır. Onun için alemde güzel isimleri anılır. Cihana yüz binlerce akıllı gelip bilgin gitmişlerdir. Ama hepsi de aşıklıktan habersiz gitmişlerdir. Her ne kadar alemde bin işle de meşgul olsan ancak sen kendini aşkla kurtarabilirsin. Aşktan korkma, yüz çevirme, mecazi olsa da. Zira mecazi aşk hakiki aşk yolunda çalışır. Nitekim ilkin elif, ba, alfabeyi öğrenir. Sonra Kur'an'dan ders alabilirsin. Bir mürit
bir pire gitmiş. İlahi muhabbet yolunda onu kurtarıcı kabul etmiş. Bunun üzerine o aşk yolunun mürşidi ona, eğer aşık değilsen var git birine aşık ol, ondan sonra bize gel demiş. Böylece mecaz hakikatin köprüsüdür. Düsturunca şekil kadehinin şarabından içmedikçe mana şarabının yudumlanamayacağını ifade etmiştir. Lakin mecaz köprüsünü süratle geçmek gerektir. Gaye hakikat manasından deryalar içmek ve aşk şarabıyla kendinden geçmektir. Aşkın başlangıcı muhabbet, nihayeti de vecd ve haldir. Vecdin başlangıcı mukaşefe, nihayeti de müşahadedir. Vecd odur ki kalbiyle mevcudu müşahede edip vecdiyle de onun muhatabı olur. Vecd o Rabbani kelamdır ki vahdaniyet sırlarını açığa çıkarıp beşeri sıfatları gizler ve ilahi hükümleri icra ederek gider. Vecd aşıkların gönlünde çok ince bir sırdır ki ona hiç kimse muttali değildir. Vecd Allah'ın kulunun sırrını mütalası anında ruhun huşuğa dalmasıdır. Vecd o ilahi vergidir, tecellidir ki aşığın kalbini Mevla'ya cezbeder. Aşk istigrak ve hayret, vecd ise beşeriyetin helakidir. Vecd Allah'ı anışın aşıkları istila etmesinden doğan şevk tazyikine ruhun tahammül edemeyip aciz düşmesidir. Vecd bir yalnız haldir ki kendini yalnız düşüreni bulur. Vecd varlık nurlarında yokluğu bulmaktır. Vecd ilahi dostluk huzurunun nurlarıdır ki kutsal rüzgarlar o nurları aşıkların içlerine saçarlar. Onun için vecd ehli olanların ruhları kokulanmış ve gönülleri aydınlanmıştır. Bedenleri zarif, işaretleri incedir. Sözleri, kalplerin ve akılların hayatı herkesin kabulüdür. İşte bu sıfatları kuşanmayan bozuk mizaçlıdır ki ilaca muhtaçtır. Kalbin vecd semerelerinin bereketleri bedende apaçık görünür. Ruhun vecd semerelerinin bereketi ise sırlarla kalır. Vecdin en hafifi bile şiddetli, şiddetlisi ise çok müthiş olur. Vecdin keyfiyeti ibarelere aktarılamayacak bir manadır. Zira o Allah dostlarının sinelerinde Mevla'nın sırrıdır. Vecd, aşıkların varlıklarının silinmesi, zahiri hareketlerinin bitmesidir. Müjdeler olsun o kimseye ki vecd huzuruyla kendinden geçer ve bu gaiplikten de Mevla'nın huzurunda hazır olur. Cihan aşk deryasının bir damlasıdır. Göklerse aşk sahrasının küçücük bir yeşilliğidir. Aşk uğraşından başka muteber bir sanat olmaz. Aşk sevdasından daha zevkli bir endişe yoktur. Aşkın esiri kurtulmak, özgür olmak istemez. Gamdan, ıstıraptan can verse yine de ondan kurtulmak ve neşeli olmak istemez. Aşk her ne kadar kavga çıkarırsa da onun dert ve gamı neşedir. Aşkın baharı pejmürde olmaz. Şevkin de kıvılcımları donmaz. Aşk ister mecazi olsun ister hakiki, o devlet aşığın can dostudur. Zira hakikat mecaz ile beraberdir. O hazine bu anahtarla açılır. Aşkın makamı pek yüksektir. Onun temelinde en küçük bir çürük ve sakatlık yoktur. Aşksız kainat gökler dönmez. Onsuz alem bu nizamı bulamaz. Aşk alemi hoş alemdir. Aşık olan arif ve kamil insandır. Aşkın vasfı dil ile anlatılamaz. Aşk eğer kıyamete dek anlatılsa 100 kıyamet geçer de o yine tamamlanamaz. Allah dostları şöyle demişlerdir. Allah'a giden yollar gerçi mahlukatın nefesleri sayısınca çoktur. Lakin muhabbet ehline fena yani yok olma, kendinden geçme ve cezbe yolu en layık ve en münasip yoldur. Zira fena yolu gayet yakın, mükemmel, açık ve hepsinden üstündür. Bu yolu seçenler aşk ehlinden cezbe yolunu seçenlerden daha hızlı yol alırlar. Bu fakır, ruh, fena yolu da ancak iradi ölüm üzerine bina edilmiştir ki o da 10 usul çerçevesindedir. Birinci asıl tövbedir ki o da irade ile Allah'a dönmektir.
Nitekim ölüm iradesiz dönüştür. Zira Allah şöyle buyurdu: Rabbinize razı olduğunuz ve razı olunduğunuz halde dönün. Tövbe günahların tümünden çıkmaktır. Günahsa kul Mevla'dan alıkoyacak iki cihan mertebelerine bakmak, orada takılmaktır. Bile ise aşağı layık ve gerekli olan maşundan başkasına bakmamaktır. Hatta benliğini de bırakıp varlığından sıyrılmak, çıkmaktır. Zira hakikat ehli yanında varlığın günahına kıyaslanacak bir başka günah olmadığı bir gerçektir. İkinci asıl zühttür ki o dünyanın süsü, zevki, malı, makamı, yüksekliğinin azından da çoğundan da uzak olmaktır. Nitekim ölüm onları bırakıp gitmektir. Zühdün hakikati iki cihandan vazgeçmektir. Nitekim kainatın efendisi buyurdular: Dünya ahiret ehline, ahiret de dünya ehline haram kılınmıştır. Allah ehline ise her ikisi de haram olmuştur. Üçüncü asıl tevekküldür ki o Mevla'ya güvenip yaslanmakla sebeplerden onlara tevessül etmekten büsbütün çıkıp gitmektir. Nitekim ölüm bu hale kavuşmaktır. Zira Allah şöyle buyurdu: Kim Allah'a tevekkül ederse o ona kafidir. Dördüncü asıl kanaattır ki o nefsani şehvetlerden ve hayvani yararlanmalardan kurtulmaktır. Nitekim ölüm bu gayeye ulaşmaktır. Öyleyse aşağı layık olan ihtiyacı kadar yemesi, içmesi, giymesi ve barınak edinmesi, ihtiyaç fazlası israftan kaçınmasıdır. Nitekim Allah buyurdu: İsraf etmeyiniz. Beşinci asıl uzlettir ki o inzivaya çekilip insanlardan kopmak ve onlara karışmamaktır. Nitekim ölüm alem halkından kesilip uzağa gitmektir. Nefsini terbiye ile uğraşan mutlaka kamil bir mürşidin hizmetinde bulunmalıdır. Ölü yıkayıcısının elindeki ölü gibi ona teslim olmalıdır. Öyle ki kendisini velayet suyuyla yabancı unsurlardan yıkayıp pislikten kurtarmalıdır. Uzletin en faziletlisi halvetle duyu vasıtalarını eşyaya tasarruftan uzak tutmaktır. Zira ruhun başına gelen her fitne ve felaket nefse kuvvet verip onun vasıflarını geliştirerek ruhu istila fırsatı doğurmak, ruhu esfele-i safiline yani aşağıların aşağısına çekip dünya bağlarıyla sınırlamak, bunların hepsi duyu organları vasıtasıyla insanda meydana gelen şeylerdir. Şu halde halvetle duyu organları mahkum edilip eşyadan uzak tutulunca o şehvetlerden, hevadan, şeytan ve dünyadan nefsi bağları koparılmış olur. Bu gayret ve korunmadan sonra da zikrullah ilacıyla meylin, nefretin, cehaletin, gafletin ve şehvet düşkünlüğünün tümü yok olup gönül sıhhat ve afiyet bulur. Altıncı asıl zikrullah'a devam etmektir ki o da Mevla'dan başka her şeyi unutup gönülden çıkarmaktır. Nitekim ölüm o unutmaya varmaktır. Zira Mevla unuttuğun an Rabbini an buyurmuş ve kendinden başkasının unutulmasını işaretle ifade etmiştir. La ilahe illallah kelime-i tevhidi manevi bir macundur ki nefi ve ispat onun terkibi olmuştur. La yok nefi ile fasit maddeler yok olur ki nefsi kuvvetler, kalbin hastalığı ve ruhun kayıtları bu maddelerden meydana gelir. İllallah ispatıyla da kalbin sıhhat ve selameti asli yaratılış meydana gelir. Yine ilahi sıfat ve isimlerin tecellisi ile can ve gönül tecelli mekanı olur ve bununla teselli bulur. Yedinci asıl tam teveccühtür ki o Mevla'dan başka şeye çeken her davetten kaçmaktır. Nitekim ölüm de o hale varmaktır. Böyleyse aşığın Mevlasından başka ne bir isteği, ne bir sevgilisi, ne ondan başka bir maksadı olur. Ne de Mevla'dan bir an gafil kalabilir. Zira şöyle denildi: Sadık bir dost bir sene Allah'a dostluk etse de sonra ondan bir lahza yüz çevirse onunla olduğu bütün günler boşa gider. Sekizinci asıl sabırdır ki o mücahede ile nefsin hazlarından uzaklaşmaktır. Nitekim ölüm bu makama ulaşmaktır. Şu halde aşığın nefsini sevdiklerinden kesmesi ancak sabırla mümkün olur. Öyle ki nefsi pak
ve şehvetlerinden temizlenmiş olarak şeriat aydınlığında istikamet bulsun. Kalbi saf ve ruhu aydınlık olsun. Nitekim Allah şöyle buyurdu: sabrettikleri ve ayetlerimize kesinlikle inandıkları zaman onların içinden buyruğumuzla doğru yola ileten önderler yetiştirmiştik. 9. asıl murakabedir ki o kendi güç ve kuvvetini terk etmektir. Nitekim ölüm o fenaya gitmektir. Şu halde aşık Mevlasının hibelerini gözler ve onun latif tecellilerini bekler. Ondan başka her şeyden yüz çevirip kendi havasından uzaklaşarak ilahi havayı teneffüs eder. Nihayet Mevlasının rahmetinden kendisine öyle bir nur parlar ki onunla bir anda topyekün alemlerin amellerinin kazancını sağlar ve 30 sene riyazetle yok olmayan nefs-i emmare karanlığı bir anda silinir gider. Onun günahları da bundan böyle iyiliklere, güzelliklere tebdil olur. Hatta o güzel mükafatlar, ecirler son derece bolca gelir. Nitekim Allah bu makama şu ifadesiyle işaret buyurdu: İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine verir. Allah pek büyük fazilet sahibidir. 10. asıla gelince o da rızadır ki kulun Mevlasının rızasına gitmekle nefsinin rızasından ayrılmaktır. Nitekim ölüm o makama gitmektir. İşte aşık Mevlasının ezeli ahkamına teslim olup onun ebedi idaresine işlerini bırakarak kazasından yüz çevirmez, kederine itiraz etmez ve daima onun rızası yoluna gider. Nitekim bir beytte şöyle denildi: İşimi tümden sevgiliye bıraktım. İster ihya, isterse helak eder, ona bıraktım. Kim bu karanlık vasıflardan kendi iradesiyle vazgeçip ölür giderse, şüphesiz Mevlası onu lütuf ve inayetinin nuruyla yeniden ihya eder. Nitekim Allah buyurdu: Ölüyken kendisini dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp oradan hiç çıkmayan gibi olur mu? Yani insanlık tablosunda karanlık vasıfları ölmüş olan kimse de Allah ilahi vasıfları diriltir ve ona cemalinin nurlarından öyle bir nur ihsan eder ki o nur ile halkın hallerini görüp ferasetiyle insanların sırlarına muttali olur. Nitekim müminin ferasetinden korkunuz. Zira o Allah'ın nuruyla bakar. Hadisi bu manaya gelir. Nefsani vasıflarıyla zinde olan kimseye gelince o insanlık tablosunun karanlığından kurtulamaz. Ne marifet yıldızının aydınlığıyla huzur nurunu bulabilir ne de muhabbet semeresiyle sevgiliye kavuşabilir. Şu halde beşeri vasıflardan ölü olan aşık elbette maşunun vasıfları ile ebedi hayatı bulur ve onunla kalır. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bu şekilde rivayet edilmiştir. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir.